Kıymetli hocam, bir önceki programlarınızda kolejlere veya da binalara zekat olmaz, zekat fakirin hakkı demiştiniz. Peki camiye zekat olur mu diye bir soru gelmiş. Şimdi ya cami, Efendimiz Aleyhisselam, men bena mesciden yeb tabihi ve cellah ben Allahu lehu kasrın fi. Men bena mescid, kim cami bina ederse, caminin yapılmasına din teşvik etmiş. Peygamberler, mesela Adem Aleyhisselam dünyaya ayak basıyor, Kabe'yi yapıyor. Sonra Kabe-i Muazzam uzun bir zaman tabi Adem Aleyhisselam 1000 sene kadar yaşadı. Ondan sonra Salih Aleyhisselam döneminde mesela Nuh tufanında efendim orada inkıraz oluyor. Salih Aleyhisselam tekrar yapıyor. Hud Aleyhisselam tekrar yapıyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam meşhur ve İbrahim'ül Kavaid. Yani İbrahim Aleyhisselam ayak bastığı yer hemen Kabe-i Muazzama inşa ediyor. Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam önce. Davut Aleyhisselam'dan başlamak lazım. Aslında bir de geri gider bir. Adem Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı da yapıyor. 40 sene var aralarında. Yani Kabe'den 40 sene sonra Mescid-i Aksa'yı Adem Aleyhisselam elleriyle yapıyor. Peki Davut Aleyhisselam yine Mescid-i Aksa'yı yapıyor. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam neyi yapıyor? Kuba'yı yapıyor. Mescid-i Kuba. Hep Mescid-i Nebevi akla gelir ama önce Kuba'yı yapıyor. Halbuki Kuba'da 15 gün bir şey kalıyor. Ancak yine yani orada ilk bulduğu ilk fırsatta ilk orada yani cami yapıyor. Mescid-i Nebevi Resulullah Efendimiz orada kendi evi olmadığı halde bak kendisinin evi yok fakat bulunduğu yerde ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi. Önce camiyi yapıyor. Cami yaptıktan sonra kendine ev yapıyor orada. Önce cami. Yani önce ahireti, cenneti kat. Biz ahiret için yaratıldık. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bazıları innema yamuru mesacide Allah men amele billahi ve yevmil ahire. Allah ahirete iman edenler cami yaparlar diyor. Ma kâne lil müşrikîn en yamuru mesacide Allah. Müşrikler cami yapmazlar diyor. Bir adam camiye karşı çıkıyorsa bu adama müşrik diyebiliriz. Ya artık nasıl tevil edilseniz bu benim sorunum değil. Çünkü Tövbe suresinde bu ayet-i kerime. Ben ayet okuyorum. Yani burada işte şudur da bu. Ama ben onu bilmem. Ayet-i kerime efendim Allah'a ahirete inanan birisi efendim cami yapar diyor. Efendim. Yani onun için ma kâne lil müşrikîn en yamuru mesacide Allah. Ma kâne olmaz diyor. Müşrikler en yamuru yapmaları mesacide cami yapmazlar diyor. Şahidin alâ enfusihim bil küf. Kendi aleyhlerine kendileri küfür üzerine kendilerine şahittir. Şahidin de bunların şahidi alâ enfusihim. Kendi aleyhlerine bir küf kafirlikleri. Kafirlikleri böylece şahitlik oluyor. Camiye niye karşı çıkıyorsun? Camiyi niye efendim yapmaya karşı çıkıyorsun? Camiyi yapmaya niye engel oluyorsun? Veya camiyi niye kapatıyorsun? Kafir olduğu için. Ayet söylüyor. Ben demiyorum. Ben de tercüme ediyorum. İnnemâ yâmur mes... Mâ kâne lil müşrikîn, müşrikler en yâmuru mesajı. Cami inşa etmez. Karşı çıkar. Şahidin onlar şahit. Alâ enfusîm. Kendi aleyhlerine bil küf, kafir. Ulâike habitat amâ. Onların amelleri hep boştur diyor. Finnari hum halidun ve cehennemde ebedi kalacaklar diyor. Ayet-i kerime nerede? 188. 17. ayet. İnnemâ yâmuru mesâcid Allah. Camiyi imar edenler. Men âmene billâhi ve yevmil âhire. Allah ahireti iman edenler imar ederler diyor. Ondan sonra. Vefa olsun diye söyleyeceğim. Biz mesela oturduğumuz yerde Çamlıca Camii yapıldı. Ben iftihar ettim. Ezan seslerini duyuyoruz orada. Ne kadar güzel. Pırıl pırıl kocaman cami. Ya camiye karşı çıkılır mı? Camiye ne gerek var denir mi? Sen bunu nasıl diyebiliyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim müşrik karşı çıkar diyor. Niye bunu söylüyorsun? Neyin nesi bu? Ya dikkat etmek lazım. Bu işin şakası mı var ya? Yani peygamberler bulunduğu yerlerde efendim Adem Aleyhisselam Kabe'yi yapıyor. Ayette sabi ve yerfa İbrahimul kavaid. Koca peygamberin meşguliyetini anlatıyor Mevla Teala. Ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşaat olarak çalıştığı şey cami. Cami inşaatında çalışıyor. Çalışıyor. Bir cami inşaatı vardı bir programa giderken Allah denk getirdi. Elhamdülillah. Orada dediler ki ta 20-25 sene evvel. Cumadan sonra dediler vaktim de vardı. Akşama yetişeceğim. Ondan sonra dediler ki biz bu elden ele geçiş sırayla bu tuğlayı dedi camiye taşıyacağız dediler. Ben de geçtim orada elhamdülillah bayağı çalıştım. Çalıştım. Yani denk geldiğim yerlerde de çalıştık. Bizim cami inşaatında burada da çalışıyoruz. Hoş. Evet. Yani cami yapmak lazım. Bizim cami durumları nedir hakikaten? Hocam şu an %70 durumunda tamamladık. Yani şu an dış cephe ve yeni bölümün iç dizaynı kaldı. Ciddi sıkıntılar var o ödemeler vesaire. Onlar halledilsin de. Bu hususta başlarımızın inşallah İnşallah gayret takdirini etsinler. Allah bekleriz. Celle Celaluhu rızasına nail eylesin. Amin. Yani camiyi imar edilmesi. Bedenini de çalışacaksın. Gayret edeceksin. Destek vereceksin. Yani adam kendisi araması lazım. Ya bir cami yapayım diye. Kendisi uğraşması lazım.
kişi bulunduğu yerde, bulunduğu mahallede evini efendim yaparken hemen ben burada camide yapmam lazım demesi lazım. Ecdat nereye mesela mekan kurduğunda yaptığı ilk iş cami yapmak olmuştur. Cami yapmışlardır. Mesela Fatih Camii'ne baktığınız zaman etrafta Osmanlı'dan kalan evler küçücük ama camiye bütün ihtişamını ortaya koymuş. Şimdi camiye zekat olmaz. Yani bağış olması lazım. Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi çalışıyor. Bağış kalemleri kullanılıyor. Bu şekilde ayet-i kerimede innemes sadakatu, biz buna hep okuyoruz. İnnemes sadaka lil fukara diyor ayet-i kerimede. Yani zekat fakirlere verilmesi lazım. Yani binalara, köprülere, çeşmelere, köye veyahut da bir yere su getirilecek. Suya. Afrika'da kuyu açılacak. Olmaz. Yani olmaz. Yani bu niye? Orada fakirin eline gitmiyor. Bütün halka gidiyor bu. Halkın içinde zengin de var, fakiri de var. Yani o fakirin hakkı olduğu için zekat fakirin eline geçmesi gerekiyor. Anlaşıldı. Meselenin özeti bu. Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah bu vesileyle de efendim bu soruyu kim sorduysa bize bir şey hatırlatmış oldu şu cami ile alakalı. Efendim dün gezdim baktım bir hayli ihtiyaç var. Efendim ödemelerde sıkıntılar var. Yani bunlara da duyarlı olunsun da hayırlısıyla bir bitirilsin inşallah. İnşallah. Allah Celle Celaluhu'nun Rabbimizin efendim burada takdir ettiği innema ya'muru mesacidallah. Efendim Allah'ın camileri men amene billahi ve yevmil ahir. Allah ahirete iman edenler imar eder, orayı yaparlar. Göklere baktığımız zaman simsiyah görmüyoruz. Yıldızlar süslüyor. Dünyadaki süs, güzellik camilerdir. Yani camilerdir. Bizi cennete götürecek mekanlardır. O vesileyle yani biz peygamberler ne yaptıysa onu yapacağız. Peygamberler ayak bastıkları yerde cami yapmışlardır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bir kuş yuvası kadar da olsa cami yapın diyor cami. Cami niye? Çünkü orada Allahu Ekber sesi. Yani Allah büyüktür. Bütün dünyaya o sesi yankılandırıyorsun. O yani bir düşünse insan Allahu Ekber insanlara hatırlatıyorsun. Ne kadar büyük bir şey ya bu. Ne kadar muazzam bir şey yani. Mutlaka ve mutlaka. Mesela bazı yerlerde mescitler vardır. Fakat içeride ezan okunuyor. Ya madem binanın altında veya bir yapmışsın, koy üstte mikrofonu, ezan şeyi. Orada da ezan okunsun. Ezan da okunsun yani. Allahu Ekber. Esas o. Yani evet. Ve ezin fil nasi bil hadiyetüke ricalen. Evet. Evet hocam. Allah razı olsun.